Merhaba, ben Kutay Kösem. Foton serisinde bu haftaki konumuz yansımaydı. Ben de güzel yansıma fotoğrafları, yansıma manzaraları çekmeyi umarak evime çok yakın olan Dikmen Vadisi'ne geldim. Umut ediyordum ki havada biraz yağmur olsun, her taraf ıslansın ki istediğim yerden yansıma elde edebileyim. Ama maalesef 2 haftadır bu konuyu belirlediğimizden beri bir damla yağmur yağmadı Ankara'ya. Ama olsun, kendim gidip birazcık manzara kovalayacağım. Bakalım nasıl şeylerle karşılaşacağız. Hoşuma giden fotoğraflar çektim ama istediğim gibi bir yansıma bulamadım. Çünkü buradaki her havuzda, her su bilgisinde fıskiyeler var ve sular hareketli. Dolayısıyla düzgün bir yansıma elde etmek mümkün değil. Ama hoşuma giden fotoğraflar çıktı. Ama yansımayı henüz bulamadım. Eğer amacım yansıma fotoğrafı çekmek olmasaydı bugün çok memnun olurdum. Gerçekten hoşuma giden fotoğraflar çektim. Ama yansıma konusunda biraz zayıf kaldı sanki. Bakacağız eve gidince bilgisayar başında. Valla yansıma dışında bayağı içime sinen fotoğraflar çektim. Aşağıda bir havuz var, şu an dolduruluyor. Ona girdim, yani kuru kısmına. Oradan birikmiş yerdeki sudan yansıma çekmeye çalıştım. Bok gibi oldu. Ama dönüşte çok güzel bir yer buldum, kargalar çektim. Ama yansımayla alakası yok. Ki aslında bir şey üretme teşvikiyle uğraşmak zaten bu serinin amacı. Ha, ben yine sonuçta bir yansıma fotoğrafı çekeceğim. Ama o içime sinmese bile bugün gerçekten keyif aldım. Güzel fotoğraflar çektim. Ki bu da zaten bu serinin amacı. Şimdi eve geldim. Fotoğrafları aktardım bilgisayarıma. Gelin birlikte bakalım. İlk olarak çektiğim bu çöp kutusu fotoğrafları 2 tane. Burada henüz yansımaya dair bir içerik, bir şey yok. Ama hoşuma gittiği için çektim. İkinci fotoğraf yine kargalar. Bu da aslında yansımayla alakası yoktu. Öyle olduğunu görüyordum ama hoşuma gittiği için çektim. Şu köpek son anda girdi. Aslında yoktu kadrajda. Bunu çekerken benim hayalim bunu şöyle geniş bir formatta hazırlamaktı. Bunun gibi. Hatta hiç renkli olmasa daha mı güzel olur diye düşünmüştüm. Şöyle bir bakalım. Kasvetli böyle. Fena olmadı. Sinematik bir görüntü bence. Devamında yine güzel renkli yerler gördüm ama yansımayla alakası yok. Sadece hoşuma gittiği için çektim. Devam ediyoruz. Bir adet kedicik. Bütün gün burada oturuyor bu kedi. Gelene gidene bakıyor oradan. Tam şöyle işte şu lanet bakış böyle. Böyle gelen geçenin dedikodusunu yapıyor orada. Heh, geldik. İlk yansıma fotoğrafına dün gördüm. Burada böyle ufak yapay bir nehir gibi bir şey var. Onu alçaktan çekmeye çalıştım. Heh, bu daha iyi ikincisi. Hatta bir üçüncüsü var. Ha pardon, burası başka yermiş. Şu fena değil. Buna sonra bakacağız. Devam edelim. Bu nasıl? Çok karanlık, bunun pozlaması ideal değil pek. Şöyle biraz açalım, bir görelim neyimiz var neyimiz yok. Çirkin. Şu fıskiye burada hoş bir görüntü olmamış. Devam ediyoruz. Bunun hiçbir özelliği yok. Sadece yansımalar nasıl duruyor, gökyüzü güzel yansıyor mu diye denemiştim. İşe yaramaz. Aa, kuş geçti adlı fotoğraf. Burada kabadayı, kargalar oturuyorlar. Burası aslında elimde daha dar bir açı olsaydı güzel olabilirdi. Burası kıvrıla kıvrıla gelen bir yer. Biraz daha yan taraftan, yani şuradan çekerek böyle hoş bir şey elde edilebilirdi burada. Ama bu değil. Yani o bahsettiğim şey kesinlikle bu değil. Burası yine enteresan bir yerde. Eğer sular bu kadar hareketli olmasaydı, burada yansımalar olsaydı böyle 2 kademe halinde hoş bir görüntü olabilirdi. Hem tepeden de bir kuş geçmiş. Burada kuşların yansıması olabilirdi. Ama bu 2 havuzda da fıskiyeler olduğu için sular hep kıpır kıpır. Yani çok uzun bir pozlama yapsanız bile düzgün bir yansıma olmuyor. Burası onun altı şelale olan yer. Hani yerde su birikintisi görünce bir deneyim şansım dedim ama çok küçüktü burası. İşime yaramadı. Burası yine bir deneme. Yine bir deneme. Bu dün paylaşmıştım Instagram'da. Köpekli abi. Ha pardon, buydu paylaştığım versiyonu. Yine aynı kişilerin yine yatay düzenlemeyi umaraktan çektiğim bir versiyonu vardı. Bakayım ona da nasıl olacak.
Aa aynen. Hoşuma gitti bu. Zaten başta da dedim ya içime çok böyle sinen güzel fotoğraflar oldu ama yansımayla alakası yok. Bu video açısından işime yaramıyor. Sonra ben buraya geldiğimde yokuş çıktığımda deli gibi kargalar gelmeye başladı. Bakayım burada çekebilmiş miydim? Yok burada sadece çok az uçan kargalar var. Asıl daha sonra. Geleceğiz onlara. Sonra işte şurayı fark ettim. Yukarıdan baktığımızda o videoda gösterdiğim videoyu şurada çekmiştim üst yolda. Burası bir havuz normalde ama yeni de yeni dolduruluyor. Dolayısıyla yer ıslak. Yavaş yavaş dolacak orası. Ben de girdim oraya. Oradan şu binaların, şuradaki restoranın falan ışığını çekmeye çalıştım yansımasını. Ama umduğum kadar güzel bir görüntü olmadı. O yüzden bunlar da çöp. Sonra işte buradan dönüşte şurada aşağıdan yukarı bakarak bir kadraj gördüm. Çok hoşuma gitti. Hem böyle şurası için doğal bir çerçeve gibi tüm fotoğraf. Hem burada bir doku var. Hem şuradaki ışıkların yeri parça parça aydınlatması orayı da böyle tamamen ölü bir alana çevirmiyor. Hoş oldu. Burada bekledim kuşlar geçsin diye. Sürü halinde işte kimi zaman şuradaki gibi yakından geçtiler. Kimi zaman daha uzaktan daha çok geçtiler. Orada seri halinde çektim. Bunlardan da bir tanesi çok hoşuma gitmişti. Onu da dün paylaşmıştım Instagram'da ki takip etmiyorsanız da oradan da takip etmenizi öneririm. Bunlar böyleydi ama çok çekmişim. Ki bunları eledim bir de ben burayı çekmeden önce. Onun devamında yansımayla ilgili bir şey yok. Bu kedinin bir videosu var. Burada kelebekle oynuyordu. Belki onu videonun en sonuna koyarım. Yansımayla pek alakası olmayan şeyler. Hani gölgeyi belki yansıma olarak iteleyebilirsek bunu kullanabiliriz. Işığın eksikliğinin yansıması. Hani zorlayarak. Olabilir. Neyse zannediyorum ki yansıma adına şuradaki o küçük nehir neredeydi? Ha. Şu sanki düzenlenirse hoş olabilir diye düşünüyorum. Belki sahte bir gökyüzü koyabiliriz arkaya. Çünkü ne kadarını kurtarabileceğim bilmiyorum. Bakayım. Yani kurtarılsa bile çok güzel değil. Ona bir şeyler yapılabilir. Ne yapabiliriz? Ona bakalım önce. Şimdi çok kontrastlı bir sahne. Gökyüzü arkada bembeyaz. Ağaçlar gölgede kalıyor. Yani ikisinin arasını dengeli. Aslında güzel bir pozlama tercih etmişim düzenleme açısından. Çünkü gölgeleri biraz açarak o karanlık yerleri biraz detay geri getirebiliriz. Çok aşırı olmasına gerek yok. Aslında aşırı bir miktar kullandık ama gökyüzünü dediğim gibi kurtarabiliyoruz azıcık ama kurtardığımızda da çok bir şey değişmiyor. Onun yerine daha sonra gökyüzünü yapay olarak eklemeyi düşünüyorum. Şimdilik dursun böyle. Onun dışında yine color mixer kısmından şu yeşilleri biraz daha sonbahara yaklaştırmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Çok fark etmiyor. Acaba sarı tonlarından oynasak? Evet, o daha çok fark etti. Onun dışında kadraj olarak şurayı birazcık daha kapatsak nasıl olur diye düşünüyorum. Şu şekilde. Şu köprü çok belli olmuyor. Burada aslında bir köprü var. Hani yansıma kısmı bir detay olarak değil, ışık olarak yansıma bazında burada. Sonuçta dediğim gibi hem hareketli bir yer hem çok sığ bir yer. Zaten gökyüzünün yansıması zor. Bu da aslında işimize yarayacak. Çünkü neden? Sahte gökyüzü koyacağız. Dolayısıyla sahte gökyüzünün bir de buraya yansımasını aktarmakla uğraşmamıza gerek yok. Çünkü burada zaten düzgün bir yansıma oluşmuyor. Neyse bunu bu şekliyle bir açalım. İlk olarak hemen bir gökyüzünü ekleyeceğim. Bunu nereden yapıyoruz? Edit. Sky Replacement. Burada bulabilirsiniz. Hemen şu standart gökyüzünü bir koysun. Muhtemelen işimizi görecektir. Buradan seçtiğiniz gökyüzünü yeni layer olarak aktarın ki sonra üzerinde düzenleme yapabilin. Çünkü burada direkt olarak maskelenmiş bir şekilde yeni bir layer olarak görüyorsunuz. Bu noktada bunun opasitesini biraz düşürerek fotoğrafla biraz daha iç içe girmesini sağlayabilirsiniz ki gerçekten gerçekçilik açısından çok hızlı ve çok işe yarayan bir sonuç veriyor diyebilirim. Onun dışında bu layer seçiliyken yine birazcık renk doygunluğunu azaltmak istiyorum. Çünkü çok mavi. Fotoğrafımızda o kadar mavi yok. Evet. Fotoğrafımızın son halini getirdik. Ama sizin de bildiğiniz üzere bu seri benim fotoğraflarımdan oluşan bir seri değil. Sizlerden de gelen katılımlar vardı. Şu anda ben bu videoyu çekene kadar gelmiş olanları ekrana koyuyorum. Onun için de gelmiş olanlarla birlikte zaten videonun açıklaması kısmında hepsinde linki bulunacak. Bir sonraki bölümümüzün yani 16 Kasım'da yayınlanacak bölümümüzün konusu ses. Ses konusunu ne şekilde göstermek, ne şekilde yorumlamak istiyorsanız o şekilde fotoğraflayıp seriye katılabilirsiniz. Benden bu bölümlük bu kadardı. Gelmişken videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve imkanınız varsa bana katılmayı lütfen düşünün. Onun için de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde
Görüşmek üzere. Hadi sağ ol, teşekkürler, iyi akşamlar. Sağ olasın, sağ ol. Aleykümselam. Ne oldu, yakaladın mı kelebeği? Hadi, gidiyor. Lan yedin mi kelebeği?